Merhabalar, nasıl gidiyor? İyi akşamlar. Ne kadar da yakışıklıydın o gün. Benimle evlenir misin Binur? Kendimi hiç o kadar yalnız hissetmemiştim. Dünya üzerinde tek başıma kalmış gibi. Esma, ne yapıyorsun burada? Son bir kez daha ağacıma çıkmak istemiştim. Yani sizin ağacınıza. Birkaç saat daha sabredin Selim Bey. Ondan sonra zaten beni hiç görmeyeceksiniz. Bana çok kızdığını biliyorum. Seni anlıyorum. Sen de beni anlamaya çalış biraz. Olur mu? Ne demek şimdi bu? Yaşadığın şeye biraz soğuk. Biraz yukarıdan. Başka birisi gibi bakmayı denesene Esma. Benim gibi yani. Sizin gibi baktığımda kendimi gördüğüm yer hiç hoşuma gitmiyor Selim Bey. Öyle aşağılarda küçücük bir nokta. Yanılıyorsun. Bak, benim hayatımda her şeyin bir dengesi, bir düzeni vardır. Aklım böyle çalışıyor. Hepimiz farklı denklemlerin parçalarıyız aslında ve dengeyi böyle buluyoruz. Benim yaptığım tek şey dengenin bozulduğu alanlara müdahale etmek. Bu işimde de böyle, burada evimde de böyle. Hadi şimdi git ve hazırlan. Yarın senin için uzun bir gün olacak. Sana bir beddua edeyim mi Selim Arhan? Umarım. Umarım bir gün sen de aşık olursun. Nerede krizantemler? Onları şu köşeye yerleştirin demiştim. En arka sıradan görülecek mi manken acaba iyice? Göremeyenler de eğilsin artık. Telefon size. Sanırım kötü bir haber. Evet Hülya Hanım. Ne demek gelemiyor? Siz şaka mı ediyorsunuz? Bir iki saat içinde toplantı başlayacak. Hayır, hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Ne? Kızamık mı oldu? Koskoca kadın nasıl becerdi kızamık olmayı? Özürlerinizi sonra iletirsiniz Hülya Hanım. Şimdi çözmem gereken bir sorun var. Manken kızamık olmuş. Yetiştim. Oyun oynayacak ne halim ne de vaktim var Demir. Toplantıya geç kalıyor. Hadi gidelim o zaman, ben de geliyorum. Selen Ajans'ı aradınız mı? Aradım. O saate kadar kimseyi ayarlayamazlarmış. Cansız manken üzerinde sunum yapsak? İsterseniz ürünleri doğrudan önlerine serelim. Terslenmenin anlamı yok Ayşegül Hanım. Burada hepimiz aynı sorunu çözmeye çalışıyoruz. Hani serbest çalışan bir kız vardı, Macar kökenli. Mira mıydı neydi? Aradım. Yurt dışındaymış. Of of ya. Of, Selim çıldıracak. Haklı da. Kızamık ya. Bir kızamık yüzünden. Of. Hemen faksasın. Tamam efendim. Ayşegül Hanım, gazeteciler geldi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Bu işi beceremedim Selim Bey'e nasıl söyleyeceğim? Yapılacak bir şey göremiyorum. Basın toplantısını manken olmadan yapacağız. Hem zaten eskiden böyle şeyler hiç yoktu. Ama artık var. Siz yenilgiyi kolayca kabul ediyor olabilirsiniz. Ama ben etmeyeceğim. Lütfen fabrikadaki 25 yaşın altındaki bütün genç kızları toplayın. Özellikle de elimizdeki Esra Candaş için hazırladığımız elbiseyi giyebilecek olanları tercih edin. Uzun boylu ve güzelce olanlar. 15 dakika içinde genel müdürlük odasında olsunlar. Tabii.
Fabrikada da hep manken gibi kızlar olurdu zaten. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Bahattin Bey. Merhaba, hoş bulduk. Ayşegül'le tanışmıştınız değil mi? Evet, evet. Demir, seni beklemiyordum. Gelmen ne kadar iyi. Ya sürpriz, ne şeker değil mi? Selim Bey. Buyurun. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Tabii ki. Ne zaman bana verdiğin bir iş yolunda olmadı ki? İyi, çok iyi. ARC, buyurun. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere uzun bir yolculuk yaptırdık ama eminim yorgunluğunuza değecektir. Evet, bugün burada kozmetik alanında rakip tanımayacak bir marka doğuyor. ARC Holding ve Goya Kozmetik Ortaklığı yepyeni bir marka yarattı. Türkiye'de kozmetik sektörünü yabancı markaların hakimiyetinden kurtaracağımız gibi söz veriyorum. Dünya pazarında da yerini alacak benzersiz ürünler sunmaya çalışacağız. Türk kadınları ve tabii ki erkekleri de güzelleşmek için artık daha kaliteli ürünleri, daha uygun fiyatları alabilecekler. ARC Holding çalışanlarının olağanüstü gayretleriyle Arhan Kimya'nın bir bölümü kozmetik üretimi için hazırlandı. Ve ilk ürünler geçtiğimiz günlerde üretildi. Değerli misafirler, şimdi ANG mucizesine tanık olacaksınız. Siz başka bir şey giymezdiniz. Bugün gözlerimizi kamaştırır. Umarım bu bir iltifattır. Hiç şüpheniz olmasın. Eğleniyor musunuz Atiye Hanım? Ay çok teşekkür ederim Demir Bey'in sayesinde. Nasıl buldun? Seni yansıtıyor. Fazla iddialı. Tıpkı senin gibi. Bunu nasıl beceriyorsun? Neyi? Aynı anda hem iltifat edip hem yerin dibine batırmayı. Bilmem. Alışkanlık galiba. Oo, iyi akşamlar Demir Bey. Merhaba. Zekeriya ne yaptın? Geldim üstadım. Hiç böyle bir geceyi kaçırır mıyım? İyi akşamlar. Sevgili sağ kolum, yeni sağ kolunu bundan sonra her yere getireceksin galiba. İzniniz olursa evet, üstad. Aslında Esma Hanım'a Zekeriya'nın sağ kolu değil, daha çok ENC'nin ilk yüzü demek lazım değil mi Sayın Selim Arhan? Burada olması çok normal. Tamam canım, ben bir şey demedim zaten. Teoman, seni burada görmek ne güzel. Genelde davet edilmediğim yerlere pek gelmem Selim. Zaten fazla durmayacağım. Satış rakamlarını öğrendim, tebrik etmek istedim. Yüksek bir çıkış daima beklentileri de yükseltir biliyorsun. Bakalım böyle devam edecek mi? Şimdi bunları konuşmayalım istersen. İnsanlar buraya başarılarını kutlamaya ve eğlenmeye geldiler. Sen de öyle yapsana. Benim eğlenmekten daha önemli işlerim var sağ ol. Yapma Teoman. Biz de senin partine gelip böyle surat asarız sonra. Ha? ARC'ye ve onun başarılarına. İşte buna içelim. Olur,
Müsaadenizle. Sağ olun, teşekkürler. Öyle köşede tek başına olmaz Kerem. Yok sağ ol. İtiraz yok Kerem. Şunlara bak, baksana. Hoş geldin. Merhabalar. Aslında gelinmeyecektim. İşimin yerken geldim. Benimle dans eder misin? Demir, bak kimi getir. Eminim eş değiştirmek istersin. Seni beklemiyordum. Farkındayım. Umarım rahatını bozmamışımdır. Allah Allah. Sırf dans seçmelerine katılamayacağım diye ağlayan o genç kız nerede acaba? Ben sadece istediğim zaman dans ediyorum. Özür dilerim. Demir de dansınızı kesmek zorundaydı. Eğenci'nin önüne çıkacak her şeye, her an el koymak benim görevim.